Herkese merhabalar. Bugün hep beraber Almanca ikili bağlaçları öğreneceğiz. Öğrenmeniz gereken 6 tane ikili bağlaç var B1 seviyesi için. Bu ikili bağlaçları ayrı ayrı videolarda anlatacağım. Çünkü belki sadece bunlardan bir tanesine, iki tanesine ihtiyacınız vardır. Diğerlerini biliyorsunuzdur. Ya da en azından sizi sıkıp bir anda böyle of ne kadar çok varmış diye boğmamak için ayrı ayrı videolarda bunları size anlatacağım. Unutmayın bütün bu videolar B1 oynatma listesinde sıralı arka arkaya yer alıyor. Daha doğrusu yer alacak. Dolayısıyla eğer bu videoların devamını bulamazsanız oynatma listesinden girdiğiniz takdirde hepsine sıralı ulaşabilirsiniz. Videoyu izleyen ve benden en ufak bir şey öğrenen herkesten kocaman bir kalp bekliyorum. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 6 tane ikili bağlacımız var. Bu ikili bağlaçlar tam olarak ne demek diye soruyorsanız eğer Türkçesini verdiğim zaman çok daha net anlayacaksınız. Biz bunları aynısını Türkçede de kullanıyoruz aslında. Şimdi... Weder noch sowohl als auch, nicht nur, sondern auch, zwar aber, entweder oder, je desto, ya da je umso kalıplarını öğreneceğiz B1 seviyesinde. Bugünün konusu weder noch. Peki ne demek bu weder noch? Hemen şu tarafa geçeyim. Nicht x und nicht y. Tabii hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Bu ne demek? Ne ne de ya da ne o ne bu şeklinde çevirebiliriz. Hemen cümle örneklerine geçelim hiç vakit kaybetmeden. Mein Vater spricht weder Deutsch noch Englisch. Mein Vater spricht weder Deutsch noch Englisch. Babam, benim babam ne Almanca ne de İngilizce konuşuyor. Babam ne Almanca ne İngilizce konuşuyor. Yani nicht x hem Almanca yok, und nicht y hem İngilizce yok, tamam mı? Ne ne de ya da ne Almanca ne İngilizce konuşuyor. Nasıl kendi dilinizde kendinize göre kullanıyorsanız o şekilde çevirebilirsiniz. Devam edelim. Ich esse weder Fleisch noch Fisch. Ich esse weder Fleisch noch Fisch. Ben ne et ne de balık yiyorum. Ben ne et ne de balık diyorum ya da ben ne et ne balık yiyorum. Yani ikisi de yok. Dafür habe ich weder Zeit noch Geld. Dafür habe ich weder Zeit noch Geld. Bunun için ne vaktim ne de param var. Habını burada var olarak çevirebiliriz. Sahip olmak ya. Döfüye şimdi diyeceksiniz ki döfüye ne demek? Bunun videosunu çok önceden çekmiştim. Eğer bilmiyorsanız bunların hangi e, anlamlara geldiğini, nasıl kullanıldığını o videolara da bakmayı lütfen ihmal etmeyin. E, bunun için ne vaktim ya da ne zamanım ne de param var şeklinde bir çevirisi olmuş oldu. Buraya kadar anlamam gereken şu cümlede herhangi bir şekilde nicht ya da kein kelimeleri yer almamakta, yani bir olumsuz bir kelime yer almamakta. Fakat anlam olumsuz dikkat ettiniz mi? Yani ne param var ne zamanım, ne etiyorum ne balık, ne Almanca konuşuyorum ne İngilizce gibi gibi ve hepsinde bir negatif anlam oluyor. Biz Türkçe'de de bunu. Aslında ne Almanca konuşmuyorum ne İngilizce konuşmuyorum şeklinde yapmıyoruz. Negatiflemiyoruz. Bu şekilde biz de pozitif gibi göstersek de aslında negatif anlam bir veren ifade içeriyor. Şimdi daha uzun bir örneğe bakalım. Bu örneği özellikle uzun uzun verdim. Er hat weder eine Katze noch einen Hund, weil seine Mutter es ihm nicht erlaubt. Er hat weder eine Katze noch einen Hund weil seine Mutter es ihm nicht erlaubt. Şimdi buraya kadar şunu dedik. O ne bir kediye ne de bir köpeğe sahip. Yani onun ne bir kedisi ne de bir köpeği var. Çünkü onun annesi bunu ona izin vermemekte. Daha düzgün Türkçesi annesi ona izin vermiyor. Onun ne bir kedisi ne bir köpeği var. Çünkü annesi ona izin vermiyor. Bunu özellikle verdim bu örneği. Veya kullanıldığı bir cümleden sonra yine devamında nokta koymadan daha uzun bir cümle getirebilirsiniz. Açıklama getirebilirsiniz. Burada bir while cümlesi eklediğimiz gibi. Bunu ama özellikle yapmamın bir sebebi daha var. Bakın şimdi buradaki nota. Veya noh kelimelerinin arkasından cümle değil de kelime gelirse virgül kullanılmaz. Ama cümle gelirse virgül kullanılır. Burası için aşağıya bakacağız. Şimdi önce bunu bir açıklayayım. da noh kelimelerini kullandığımız zaman bakın burada hiçbir yerde virgül kullandık mı? Yani şunu demek istiyorum. Ve'da yazdık flash'tan sonra mesela bir virgül kullandık mı? Kullanmadık. Ya da vera dolç yazdık arkasından virgül kullandık mı? Kullanmadık. Neden? Çünkü hemen arkasından kelime geldi. Hepsinin arkasından kelime geliyor. Burada da öyle. Aynı katse birden fazla kelime olmasının önemli değil. Bir... Ee, kelime öbeğinin, kelime grubunun cümle olabilmesi için o cümlenin bir fiile ihtiyacı vardır. Dolayısıyla fiil olmadığı sürece istediğiniz kadar kelime getirin. O bir cümle değildir. Dolayısıyla arada bakın Veda'dan sonra, Veda Aynakatsa'dan sonra bir virgül koymadım. Devam ettim cümleye. Burada bir virgül var ama. Neden? Çünkü while cümlesi geliyor arkasından. While cümlelerini yapmadan önce eğer iki cümleyi birbirine bağlayacaksan ne yapıyordum? While'den önceki cümlenin sonuna nokta değil virgül koyuyordum. Bu virgülün while ile alakası var. Veda no kısmında hala virgül kullanmadım. Bu kadar detaylı anlatıyorum belki saçma buluyorsunuz ama sınavlarda çok çok önemli bu tarz ayrıntılar. Şimdi ne zaman virgül kullanılır bu kalıpta kısmına bakalım olur mu? Weder besucht sie mich, noch ruft sie mich an. Weder besucht sie mich, noch ruft sie mich an. Ne o beni ziyaret ediyor, virgül. Ne de o beni arıyor, anrufen, telefonla aramak. Ne beni ziyaret ediyor, ne beni arıyor. Şimdi burada bir fiil var. Bakın Veda'nın arkasından bir cümle gelmiş. Kelime değil, cümle. Fiili olan bir cümle. Dolayısıyla besucht sie mi dedim virgül koydum buraya lütfen dikkat edin. Daha sonra noh kelimesini getirdim yani ne de ya da ne kelimesini getirdim. Arkasından yine e, cümleyi kurdum. Dikkat dikkat nohtan sonra her zaman fiil gelir. Eğer Vera noh kalıbını kalıbının arkasından bir cümle getirecekseniz Unutmamanız lazım ki her zaman noh'dan sonra, bakın veda'dan sonra demiyorum. Burada diyeceksiniz ki ama veda'dan sonra da e, fiil gelmiş. Aşağıdaki örnekte daha rahat oturacak. Veda kısmı önemli değil ama noh'dan sonra her zaman bir sonraki cümle önce fiille başlar. Aynı deswegen ya da deshalb kelimeleri gibi, bağlaçları gibi. Bir sonraki örneğe baktığımızda belki gramatik olarak birazcık daha toparlayacaktır. Ich habe weder meinen Exmann gesehen, noch habe ich mit ihm gesprochen. Ich habe weder meinen Exmann gesehen, noch habe ich mit ihm gesprochen. So. Ben ne benim eski kocamı gördüm, ne de ben onunla konuştum. Daha düzgün bir Türkçe çevirisiyle ben ne eski kocamı gördüm ne de onunla konuştum. Şimdi burada ise bir önceki cümlede Veda'yı başa almıştım. Hani bu olasılığı da görebilmeniz açısından. Şimdi Veda'nın yerini değiştiriyorum. Ich habe wieder meinen Ex-Mann gesehen, noch habe ich mit ihm gesprochen. Şimdi ne yaptım burada? Cümleyi gayet normal yazdım. Cümle bittikten sonra virgülü koydum. Daha sonra nohla başladı cümle fakat nohun arkasından hemen çekimli fiil geldi, tamam mı? Bu çok 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 önemli bir kuraldır. Virgül virgül nohun arkasından yüklem yüklem. Bana belki şu soruyu sorabilirsiniz hocam buradaki cümleyi e, veda ile başlatmasam olur muydu? Olurdu. Şöyle olurdu mesela. Zi ile veda'nın yerini değiştirmemiz gerekirdi. Zi besucht veda mich noch ruft mich an olurdu mesela. Yani z ile weder'nin yerini değiştirebilirsiniz. Önemli değil. Sie besucht weder mich, noch ruft mich an şeklinde de olabilirdi. Ha ama bu noktada hani ne beni ziyaret ediyor ne de beni arıyor. Bu, burada ziyaret etmek, hani ne ziyaret etmek ne de aramak kısmını vurguladığımız için Veda başa geldi ya gramatik olarak yanlış olmazdı zi ile veda'nın yerinin değişmesi ama vurguyu kaçırmış olurduk. Çünkü bu cümlede benim için bizim için önemli olan ne ziyaret etmesi ne de araması. Hani ben ya da beni ee, kelimelerinin vurgulanmasından değil, fiilin vurgulanmasından bahsediyoruz. Evet sevgili dostlarım, umarım yardımcı olabilmişimdir sizlere. Bir sonraki videoda Zobul Als Auch ile devam edeceğiz. Ve daha sonra yine sırayla bütün videolar arka arkaya çok hızlı bir şekilde gelecek. Diğer derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.